Herkese hayırlı pazarlar. Ben sosyal güvenlik uzmanı Ersin Konar. Her pazar olduğu gibi Akit TV ekranlarında siz yurt dışındaki gurbetçi vatandaşlarımızın Türkiye'den emeklilikle ilgili sorularına ve sorunlarına cevap bulmak için hazırlayıp sunduğumuz Ersin Konar ile Gurbetçilerin Emekliliği başlıyor. Türkiye saatiyle 16, Avrupa saatiyle 14'te biliyorsunuz her hafta Akit TV ekranlarında siz gurbetçilerimiz için sorularına ve cevap bulmak için hazırlayıp sunduğumuz programımız başladı. Numaralarımızı ekranda görüyorsunuz. Biliyorsunuz sadece programımız yurt dışındaki gurbetçi vatandaşlarımızın sorularına ve cevap bulmak içindir. Ekranda gördüğünüz numaralar 0312 431 33 35 aynı zamanda bizim ofisimizin numarası. Biliyorsunuz programdan sonra ya da yarın öğlen 1.30 ile akşam 6 arasında bize bu numaradan da ulaşabilirsiniz. Gurbetçilerimiz 0312 431 33 35'ten canlı yayına bağlanıp sorularına yanıt bulabilirler. Ekranda gördüğünüz aşağıdaki WhatsApp numarası yıllardır biliyorsunuz benim cep numaram. WhatsApp'tan arama yapmıyorsunuz ve normal arama da yapmıyorsunuz. Aynı zamanda cep numaram olduğu için program esnasında bu telefondan bağlayamıyorum. Sizden ricam WhatsApp'tan sorularınızı sesli mesaj atarak, adınız soyadınızı yazarak, 31 Temmuz başvurusu yapıp yapmadığınızı anlatarak, borçlanmanızın çıkıp çıkmadığını anlatarak veya o borçlanma çıktıysa o borçlanmayı da WhatsApp'tan bize atacaksınız. Ondan sonra programdan sonra akşam 8 ile 10 arasında, bakın bu akşam WhatsApp'tan dönüp de bana sorularınızı da iletebilirsiniz. Yoksa yarın öğlen 1.30 ile akşam 6 arasında ekranda gördüğünüz numaralardan bize ulaşabilirsiniz. Önemli konularımız var, emeklilerimiz var. Her hafta açıkladığımız gibi biliyorsunuz biz dünya televizyonlarında yurt dışı borçlanmayla emeklilerini açıklayan, konuşturan tek firmayız. Bunu da her platformda anlatıyoruz, hatta ispatlıyoruz. Emeklilerimiz kendi ağızlarından teşekkür mesajını duyuyorsunuz. Bugün de bu hafta içinde yaklaşık 40'a yakın işlem bitirdi kızlarımız ama sadece 4 tanesini 5 tanesini getirebildim. İsterseniz bir moralinizi düzeltelim. Öncelikle bir VTR yayınlayalım. Almanya'dan Yaşar Orhan, Kırşehirli bir abimiz, akrabalarını ben emekli ettim. Orada, buradan da İbiş Koç'a da selam olsun. Hollanda'da o da bizim emeklimiz. Onun vasıtasıyla gelmişti. Yaşar Orhan 2470 TL 3600 günle bizim yaptığımız sistem üzerinden aylığını çekti. Bir numaralı VTR'mizi izleyelim. Siz de bu arada aramalarınızı yapın. Yaşar Orhan'ın teşekkür mesajını izleyeceksiniz. Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Ersin Konar. Neredeyiz? Erdem Uzman danışmanlıktayız. Hep ne diyoruz? Emekliliği kaliteli insanlarla ya da kaliteli firmalarla emeklilik işlemlerinizi yapın diyoruz. Çünkü sizler Avrupa'da her şeyin prosedürde yürümesine alıştığınız için buradaki sistemi de aynı zannediyorsunuz. Yanımızda kim var? Yaşar Orhan, Kırşehirli. Bütün akrabalarını benim emekli ettiğim Yaşar abi. Hoş geldin Yaşar abi. Nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. 2470 lira 3600 günde emekli maaşını çekti Yaşar abim ama burada özellikle Yaşar abime şunu sormak isterim. Öncelikle kendi gitti, borçlanmasını yaptı Yaşar abi. Aylığının düşük olacağını anlayınca bize geldi, bozduk, yeniden yaptık, tekrar emekli ettik. Bir defa yaptırdım konsolosluktan. Konsolosluktan başvuru yaptın. Bir de araziler var Almanya'da, 200-300 liraya yapıyor, sonunu görüyorum ya. Yani bu sıkıntıyı çekeceğini biliyordun ve bizim emeklerimiz vasıtasıyla bize geldin. Borçlanmanı bozduk. Tabii bu borçlanma da geçen sene miydi, evvelki sene miydi? Kaç yıl oldu? 2012'deydi. Bakın 2012'de işlemini bitirdiğimiz, yani onun yaptığı borçlanmayı bozup parasını yatırdığımız gurbetçimiz bugün 2470 lira maaş çekiyor bizim yaptığımız sistem üzerinden. Aradan kaç yıl geçmiş? Tam 7 yıl geçmiş. 7 yıl sonra bile karşısında muhatap bulabiliyor. Bundan güzel bir şey olabilir mi? İmkan var ya. Peki Yaşar abi,
Hani 7 yıl önce emeklilik işlemini bize yaptırdın. Aradığında muhakkak bulabildin mi 7 yıl boyunca? Her zaman. Geldiğinde her zaman. Kahveni içtin mi? Her sene uğradın buraya. Her zaman yani. Her Doğru zaman. Mu? Memnun muyuz Yaşar abi? Ben çok memnunum. Buna... İyi ki seninle tanıştım. Eyvallah babam. Buna gurbetçilerimiz için kaliteli yaşamak diyebilir miyiz? Ekrana bakarak söyle. Ya biz orada çok yanılıyoruz. Televizyona kim çıkarsa ona inanıyoruz. Bir de aracılara. Evet. Onun içinde personel oluyoruz. Şimdi televizyona çıkan herkesi de aynı kefeye koymayacağız. Tabii, bu çok önemli. Mantığına yatıyorsa onun oluşması. Tabii. Yani bu ben de olsam, ben kim de ekranlardayım ama ne olursa olsun... Emin olmadığınız insanlara emeklilik... Önceden biz birbirimizi tanımıyorduk. Tabii. Ama senin konuşman mantıklı geldi bana. Dedim hemen başla. Ama bir de emeklilerin vasıtasıyla da geldin. Sonuçta bizim emeklilerimiz de biliyorduk 2012 yılında. Onların yönlendirmesiyle. Buradan İbiş abiye, İbiş koça selam olsun. Hollanda'da değil mi? Yok burada şimdi. Yok Hollanda'da normalde. Hollanda'da. Hollanda'da. Onun hanımının da emeklilik işlemlerini biz yapmıştık. Hı. Yani daha doğrusu bize yaptırmadı da neyse. Onun işler karışık. İbiş abiye de selam olsun diyelim. Ve ekrana bakarak şunu söyleyebilir miyiz? Erdem danışmanlığa güvenin. Ekrana bakarak. Tamam güvenin. Onlara söyle. Ben memnunum. İstersen kağıtlarımı okarsın da. Bizde durmak yok. Yola devam. Emeklilik işlemlerinizi kendi başınıza yürütemezsiniz. Saygılar. Evet, Yaşar Orhan'a hayırlı uğurlu olsun diyelim. Hemen araya gireyim, bu konuyla ilgili ekleme yapayım. Bizim yurt dışındaki vatandaşlarımız ister 31 Temmuz'dan önce müracaat etmiş olsun, isterse yıllar önce borçlanmasını yapmış olsun, zannediyorlar ki Yaşar Bey gibi aylık alacağız. Öyle bir dünya yok. Sizin oraya gittiğiniz tarihten bu yana 27 tane yurt dışı borçlanma yasası değişti. Kaldı ki bu maaşlar 700 liradan başlıyor, 2400 ile 2600 arasına kadar çıkabiliyor. Sizin baktığınız mantık üzerinden iki çeşit maaş olması lazım. 3600 gün borçlanan aynı maaşı alıp 5000 gün borçlanan aynı maaşı alması gerekiyor. Sizin baktığınız çerçeve üzerinden maalesef öyle değil. Bu işte bazı formüller var. Bakın her programda anlatıyorum. 31 Temmuz'da 1 milyon talep var Türkiye'de. 31 Temmuz'dan bu yana. Bunların 900 bini konsolosluktan ve sosyal güvenlik kurumlarından gurbetçilerimize başvuru yaptırıldı. Ve bu insanların %90'ı, bakın 900 bin talebin %90'ı 700 lira ve 1100 lira aylık alacak şekilde işlemleri yaptırıldı. Ve çoğu gurbetçimiz de Yaşar Bey gibi ya da biraz sonra Fransa'dan Hilmi Mirza 2470 lira aylık çekti. Aylığını bağlattık, özür diliyorum, yanlış söylemiş olmayayım. O şekilde işlem yaptığını zannediyor. Hayır. Bakın 31 Temmuz müracaatlarıyla bizim programlarımızı izleyip yanlış işlem yaptığını anlayanların geçen hafta firmamıza teslim ettiği toplam 1010 oldu. Bakın geçen haftaki sayımız 1010'du. Bu hafta 1078 gurbetçimiz, 68 gurbetçimiz daha emeklilik işlemini yürütemeyeceğini, formülünde yapmadığını, bu kaybın kişi başı 500-600 bin lira olduğunu anlayıp bize işini teslim etti. İnanın dün akşam da programım vardı zaten biliyorsunuz. 10 kişi de oradan aldık aşağı yukarı. Bugün pazartesi günü elemanlarımız sözleşme hazırlayacak. Şu anda 1078 ve bu sayı 2-3 ay içinde 2000'i bulacağına ben çok çok eminim. Çünkü çoğunuz aynı Yaşar Bey gibi işlem yaptığınızı düşünüyorsunuz. Bunun sebebi ise siz 40 yaşında Almanya'da, 35 yaşında Almanya'da, 65 yaşında, 67 yaşında, bayanların 60 yaşında alacağı maaşı şu andan bilerek çalışması olduğunu söylüyorum. Sizler o prosedüre alıştığınız için buradaki sistemin de aynı olduğunu düşünüyorsunuz. Hayır, bunu zaten artık çoğu gurbetçimiz Akit TV ekranlarında bizi izleyen 3 yıldır gurbetçilerimiz bunun farkında. Her platformda söylediğim gibi emeklilik bile kaliteli yaşama sistemidir. Bakın Yaşar Orhan da bizim firmamızdan emekli oldu. Kaliteli yaşadım diyebiliyor, kendi ağzından söylediğini duyabiliyorsunuz. Avrupa'nın çilesini çekip de Türkiye'deki emeklilik için
geleceğinizin yatırımı dediğimiz rakamlar. Çünkü burada bu maaş farkları aşağı yukarı 20 yıllık sürede 600 bin TL ile 800 bin TL arasına yükseliyor. Dolayısıyla 100 bin euro ile 120-130 bin euro ve bu saatten sonra Avrupa'nın hangi ülkesinde çalışırsanız çalışın bu rakamları bir arada göremezsiniz. Telefonumuz var, hatta bekleyen gurbetçilerimiz var. Bağlayalım. Alo. Alo. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımızda. Kiminle görüşüyoruz? Hoş bulduk, ben Şahin Gökdemir, Almanya'dan arıyorum. Şahin Bey, Almanya'nın neresinden arıyorsunuz? Ulm'den arıyorum. Ulm'den arıyorsunuz. Evet. VTR yayınlanırken sizi bağladı arkadaşlar ama ben gene de söyleyeyim. Ulm komple benim, Almanya Ulm. Çok evet. Emeklim var. Turan Ali var, internet firmasının sahibi. Zaten size evet. Söyledim arada ama buradan Ali Bey'e de selam olsun. Ali Turan benim evet, emeklimdir. Evet. Hem değerli dostumdur. Ulm'de Yeni Posta gazetesinde yaklaşık 10 yıl boyunca soru cevap evet. Şeklinde köşem de vardı. Bilirsiniz alıyoruz mutlaka. Memleket alıyoruz. Neresi? Ben söyle, sorayım sorumu. Memleket neresi efendim? Benim İstanbul Beykoz. İstanbul. Buradan Ulm'de dosyası şu an bizde Musa Dibek. Musa evet. Dibe'de hayırlı uğurlu olsun diyelim. Buyurun sorunuzu alayım Şahin Bey. Şimdi ben 1.7.1973 sigorta başlangıcım var. Türkiye'de kaç günümüz var? Evet, 764 günüm var. Evet. Ondan sonra benim şimdi ben bir ay sonra da Almanya'dan emekli oluyorum. 65 öyle mi efendim? Oldu, doldurdum işte. Ocağın sonunda hayırlı son olsun. Yani bitti artık burası. Ben olsun. Şimdi nasıl yapacağım, nasıl ödeyeceğim, ödemek istiyorum. Şimdi Şahin Bey, isminizi ekrandan evet. Okuyup söylüyorum. Şahin Bey, sistem komple değişti biliyorsunuz artık. Evet. 31 evet, Temmuz itibariyle eğer programlarımızı takip ediyorsanız 31 Temmuz itibariyle müracaatlar 9000 güne çıkartıldı maalesef. Hani bu eskilerdensiniz siz bilirsiniz. Evet. 2004'lü yıllardan önce yurt dışındaki vatandaşlarımız Avrupa'da ki işe girişleri kabul edilmiyordu. Bununla ilgili ilk davayı bizim firmamız açık kazanmıştır. YouTube'da Ersin Konar TRT1 yazdığında göreceksiniz. 3600 günle 5000 günlük sistemi bizim firmamız getirdi. Ama maalesef 12 yıl sonra bu yasayı artık eski sisteme getirdiler. Erkekler 9000 gün borçlanma yapacaklar ve günlük kuru da 27 TL'den 38 küsurata çıkarttılar. Dolayısıyla toplamda ödemesi gereken rakam bir gurbetçimizin şu anda net 343 bin lira. Çok büyük bir rakam. 1000 lira da maaşa düşürdüler. 1000 lira 1200 lira. Ama böyle bir rakamı için şu 5 aylık süreç boyunca bir tane bile başvuru yok Türkiye'de. Hiçbir gurbetçimiz başvuru yapmadı. Bununla ilgili biz Türkiye'de sigortası olan veya cüzi borçlanma yapanlardan şu anda geçen hafta 248 gurbetçimize dava açtırdık avukatımız vasıtasıyla. Bu hafta 278 oldu, 275 oldu, yalan söylemiş olmayalım. 275 gurbetçimiz için de dava açmış durumdayız. 3600 günle emekli olabilirsiniz eski sistem üzerinden ama mahkeme kararı olmadan emekli olamazsınız. Mahkememizde 2,5 yılla 3 yıl arası sürecek. Öncelikle onu söyleyeyim. Ve bu arada herhangi bir maaş hakkınız da olmayacak efendim. Ve eski kur üzerinden 3 yıl sonra borçlanma yapacağız. Mahkemeyle ilgili burada fazla ayrıntı anlatmak istemiyorum. Çünkü her programda da anlatıyorum. Bizim sektörümüzde simsar çok. Bizden duyduğu bilgilerle insanların emeklilik işlemleri yürütürüm diyorlar. Onun için ekranda gördüğünüz numaralar benim numaram. Evet. Yarın öğlen 1.30'la akşam 6 arasında bana dönüş yaparsanız oldu. Ben mahkemeyle ilgili görüşmeleri yapabiliriz. İstiyorsanız şöyle de olur. Akşam 8 ile 10 arası da ondan sonra açmıyorum telefonları. Akşam 8 ile 10 arası da ekranda gördüğünüz WhatsApp numarasından bana ulaşın. Tamam mı efendim? Bugün akşam olabilir mi? Tabii bu akşam da 8 ile 10 arası. Normalde tamam. 31 Temmuz'dan önce diyordum ki ertesi gün 1.30'la akşam 6 arası ama yoğun talep var. Şu anda WhatsApp'ta 30'a yakın soru gelmiş. Hepsine de aynı mesajı atacağım. Onun için de söylüyorum. Sizden ricam akşam 8'de 10 arası dönüş yapın. Türkiye saatiyle olayım. Değil mi? Nasıl? Türkiye saatiyle akşam 8'de 10 arası. Tabii 2 saat fark var Türkiye saatiyle. Tamam mı? Teşekkür ederim. Şahin sağ Bey, olun. Hayırlı pazarlar diliyorum. Sağ olasın, ben de size... Evet, Şahin Bey'i uğurladık. Ekranda numaralarımızı görüyorsunuz. 0312 431 33 35'ten bize bağlanabilirsiniz. WhatsApp'tan sorularınızı 0506 689 91 30. Şimdi bir VTR daha yayınlayacağım. Bir emeklimizin daha teşekkür mesajını göreceksiniz. Ondan sonra
açıklamalarımıza devam edeceğiz ama çok önemli bir konuyu da izah edeyim ondan sonra. Bakın 3600 günle 5000 günle asgari üzerinden ödeme yapanlar yapacaklar. En yüksek maaş 2400 ile 2600 arasında. Eğer bunun üstünde bir rakama kanıp emeklilik işleminizi başkasına yaptırmaya kakarsanız açık ve net söylüyorum dolandırılırsınız. Tekrarlıyorum. 3600 günle 5000 günle profesyonel ellerde emeklilik işlemi yapılırsa en yüksek maaş 2400 TL ile 2600 TL arasında. Ama bunun üstünde bir rakama kapılıp diğer kanallarda sağda solda duyduklarınıza kapılırsanız açık ve net söylüyorum dolandırılırsınız. Herhalde ağız hareketlerinden anlayabiliyorsunuzdur. Kesinlikle ve kesinlikle babanızın oğlu size bu rakamın üstünde maaş söylese inanmayın. Yani yapılacak bir şey varsa en kralı hizmet olarak burada. Ve kaldı ki bakın size yüksek maaş söyleyen adamlar bir tane emekli gösteremezler. Yok. Otururlar programlarında anca masal anlatırlar, sizlere oyarlarlar, devlet derler, bayrak derler ama bir tane emekli gösteremezler. Biz burada VTR yayınlamadan konuşmaya fırsat bulamıyoruz. Onlar da konuşacak kelime bulamıyorlar. Saçma sapan açıklamalar yapıyorlar. Kimlerden bahsettiğimi siz çok çok iyi anlıyorsunuz. Onun için tekrar söylüyorum. Kaliteli hizmet istiyorsanız Fransa'dan şimdi yayınlayacağımız Hilmi Mirza gibi hizmet almış olacaksınız. Almanya'dan yayınladığımız Yaşar Orhan gibi hizmet alacaksınız. Biraz sonra yayınlayacağımız Almanya'dan Adem Sümen'in teşekkür videosunu göreceksiniz. Almanya'dan Murat Ay. Bakın bu çok önemli. 31 Temmuz'da müracaat etmişti Murat Bey. 31 Temmuz müracaatıyla 700 lira ve 1000 lira arasında aylık alacak işlem yapılmıştı. Birazdan onu da yayınlayacağım. Onu da borçlanmasını işini bize teslim etti. Yanlış yaptığını anlayıp biz borçlanmasını düzenleyip maaşı yüksek olacak şekilde işlemini bitirdik. Murat Bey'in VTR'sinde izleyeceksiniz. Hadi bir kaliteli yaşamış bir gurbetçimizin daha videosunu izleyelim. 2 numara Fransa Hilmi Mirza 2470 lira aylığını bağlattık. Hayırlı uğurlu olsun. Neredeyiz? Erdem Danışmanlık'tayız. Bakın biliyorsunuz maaşları 1000 liraya düşürdüler ve o maaşlar 1000 lira bağlanmadan formülle çevirip kendi dosyamız 3600 günle 2470 lira aylık bağlattığımız Fransa Hilmi Mirza hayırlı uğurlu olsun. 17 Ocak'ta maaşınız var. 2470 TL. Hadi Hilmi Bey bir kızlar bilgi vermişler de bir de ben söyleyeyim. Bakalım ne diyecek Hilmi Mirza? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hilmi Bey nasılsınız? İyiyim. Nasılsınız? İyiyim. Hilmi Bey aylığınızı kızlar bağlattı. 2470 TL aylık. 9. aydan da birikmiş aylığımız var. 17 Ocak'ta aylığınızı çekebileceksiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Tamam. Oldu, memnun oldum. Peki kızlarımızdan memnun musunuz? Aradığınızda karşınızda muhatap bulabildiniz mi? Evet, şikayetim yok. Çok teşekkür ederim. Memnunum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ne zaman çekebiliyor? 17 Ocak'ta 3 aylık ya da birikmiş aylığınızı alacaksınız. 3 aylık ya da 3,5 aylık. Anlıyor musunuz? Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Gözünüz aydın. Evet. Peki gurbetçilerimize buradan tavsiye eder misiniz? Tabii. Sizin şeylerinizi tavsiye ederim ben burada. İşlerimle ilgilenenlere, emekli olacaklara tavsiye ederim. Çok teşekkür ederim. Aylığınız hayırlı uğurlu olsun. Hilmi Mirza'ya, Fransa'ya hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Görüşürüz. Sağ olun. Görüşürüz. Evet, Fransa Hilmi Mirza 2470 TL aylığınız var. Hayırlı uğurlu olsun, süper emekli oldunuz. Biz dediğimiz bütün taahhütlerin arkasındayız. Bizde durmak yok yol adamı.
Evet arkadaşlar. Evet. Hilmi Mirza'ya da hayırlı uğurlu olsun. İnanın YouTube kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Baktığınızda orada bu hafta yaklaşık 40'a yakın emeklinin teşekkür VTR'sini göreceksiniz. Daha çekemediğimiz, yetiştiremediğimiz yüzlerce VTR'miz var. Sadece 2-3 tanesini programlarda yayınlayabiliyoruz. Sağ olsun gurbetçilerimiz de teşekkürleri bizden esirgemiyor. Lütfen kaliteli emeklilik işlemlerini seçin. Ekranda gördüğünüz WhatsApp numarasından bize ulaşın. Doğruları yaşayın. Bir telefonumuz varmış. Alo diyelim. Alo. 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 Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Kiminle görüşüyoruz? Ben Adem Süme, Almanya'dan. Adem Süme. Evet efendim. Adem abi nasılsın? Ersin ben. Hoş geldin yayınımıza. Çok hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Size nasılsınız? Hayırlı yayınlar. Teşekkür ederim. Ben de bundan sonraki VTR senindi. İstersen şöyle yapalım. Seni hattan almayalım. Senin teşekkür VTR'ni bir yayınlayalım. Sen hatta kal. Ondan sonra seninle görüşelim. Gurbetçilerimiz tamam. Senin VTR'ni beraber izledikten sonra seni hattan alalım. Olur mu? Sen tamam, hatta kal. Tamam, ben olur. Şimdi rejimize rica ediyorum. Bakın Almanya'dan Adem Süme şu anda hatta ve emeklilik işlemlerini 31 Temmuz'dan önce bize teslim etti. Borçlanmasını çıkarttık. Ve Adem Bey'in önce VTR'sini yayınlayalım. Sonra kendi ağzından konuşmalarını dinleyelim. Adem abi sen hatta kal. Ayrılma. Rejimize rica ediyorum. 3 numaralı VTR'miz Adem Süme'nin borçlanması hazır. Bakın teşekkür mesajını ve gurbetçimizin sonra kendi ağzından konuşmalarını dinleyeceksiniz. Merhabalar. Ben sosyal güvenlik uzmanı Ersin Konar. Bugün 21. borçlanmamızı açıklıyoruz. 21. borçlanmamızı kime açıklıyoruz? Almanya'dan değerli dostum Adem Süme, Gümüşhane'den borçlanmasını çıkarttık. İnanın kızlar borçlanmanın haberini ona vermiş. O beni aradı, nerede kaldı borçlanmam diye beni işletti. Şimdi Adem Bey'e kızlar borçlanmasını attı. Arkasından o beni arayıp Ersin Bey borçlanmam çıkmadı. Nerede kaldı borçlanmam diye söyledi. Hatta emniyet giriş çıkışı da problemliydi Adem Bey'in. Hadi bir arayalım. O bize söyledi. Adem Bey'i arayalım, merhaba diyelim. Hatta bir de şöyle yapalım, Adem Bey'le görüntülü konuşalım Allah'ın izniyle. Selamun aleyküm delikanlı. Aleyküm selam Ersin. Nasılsın Adem abi? Teşekkür ederim Allah'a. Şöyle seni bir ekrana, kameralara göstereyim. İki tane kameramız var şurada ve şurada. Güzel abim. Bir yandan çekim yapıyoruz. Öncelikle ben çevireyim şöyle kameraya, sen kendin anlat. Olur mu abim? Kafana göre anlat. Tamam. De ki Ersin Konar'ı ben işlettim de. O bizi işletecekti. O bize emeklilik işleminin müjdesini vermesi gerekiyordu ama ben ona bizim emekliliğin müjdesini verdim de. Onu da söyleyeyim. Döneyim şöyle. Kafana göre söyle abi. Evet Adem Bey borçlanman hazır 3600 günle. Ama sen ne yaptın abi borçlanma çıkınca? Borçlanma çıkınca... Kızlar sana haber verdi. Efendim? Kızlar sana haber verdi borçlanmayı. Sen ne yaptın? Kızlar bana haber verince öncelikle ben Ersin Bey'i işlettim. Benim borçlanma ne oldu diye, niye geç kaldı böyle diye. Tabii Ersin Bey her zaman iki mütevazı bir haline benden özür diledi. Abi çok geciktim kusura bakma falan derken. Daha vicdanı vermedi dedim. Müjdeyi ben sana vereyim. Borçlanmam çıktı diye. Kızlar sana haber verdi diye öyle mi? Kızlar sana haber vermedi. Bana haber verdiler. Dediler Ersin Bey siz haber verin dediler bana. Ben önce seni işlettim sonra haberi verdim. Çok teşekkür ederim Adem abim. Peki memnun musun abi? Kızlardan memnun muyuz? Hepinizden memnunum. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Yani bu yasa tasarısı değişeceğini ben senden duydum ta 7. ayda. Ve sana müracaat ettim ben. Sen de bana hemen iki kelimeyle söyledin. Abi bir de şurada para yatıyorsun ve şu yaşta emekli oluyorsun dedin bana. Ben de sana dedim Ersin kardeşim işlemleri başlatalım dedim. Sen başladığın ama bu kadar çabuk olacağını inan hiç tahmin etmiyordum ki benden önce normal şartlar, normal yollardan SSK kurumuna biraz eden artışlar hala bekliyorlar. Üstelik senin emniyet giriş çıkışında da sıkıntı vardı değil mi abi? Benim giriş çıkışında sıkıntı vardı. Tabii ona rağmen 2-3 ay içinde hallettik bitirdik yani senin de yardımlarınla. Burada özellikle sana Ersin kardeşim sonra Aydın Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Özellikle Aydın Hanım benim için çok koşuşturdu biliyorum.
Evet, giriş dışarıda problem olmasına rağmen onlar halledildi ve bu 7-8 ay, 3-4 ayda benim işlemler tamamlandı ve borçlanmam çıktı. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim bize güvendiğin için. Evet, evet. Çok memnunum ve ben her şeyden bunu tavsiye ediyorum zaten. Eğer birisi bu yurt dışı emekliliğe müracaat edecekse tek adres Ersin Koray, başka yok. Çok teşekkür ederim Adem abi. Ellerinden öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bizim koltuklarımızın altına iki karpuz daha koyduğun için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun abi. Bunlar gerçekler, rica ederim. Gerçekleri söylüyorum. Zaten sen de misafir oldum yazık, biliyorsun. Tabii. Çok güzel ağırladın abi. Kahvemizi içtin. Erdem Danışmanlık kahvesi nasıl, onu da söyle. Harika, orta şekerli kahve içtim. Harika, diğerin mükemmel, daha da iyiydi tahminim. Çok teşekkür ederim. Orta şekerli kahve içtim, harikaydı. Adem abim hayırlı uğurlu olsun. Bizde durmak yok, yola devam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Görüşürüz abi. Evet, Adem Sen'in de borçlanmasını çıkarttık. Hayırlı uğurlu olsun. Lütfen kaliteli ellerde emeklilik işlemlerinizi yapın. Lütfen geleceğinizi, yani Türkiye'ye dönüş kapınızı ileride pişman olacak şekilde, işlemlerinizi yürütecek şekilde kendi başınıza yürümeye çalışmayın. Adem Süme'ye, Almanya'ya hayırlı uğurlu olsun. Adem Süme'nin kendi ağzından teşekkür mesajını gördünüz. Adem Süme şu anda hatta bekliyor. Yani aynı zamanda Adem Süme de Nihat Hatipoğlu hocamızın Avusturya temsilcisidir. Burada çok programda katıldıklarını ben çok çok iyi bilirim. Buradan Nihat hocamıza selam olsun. Adem abi nasılsın? Teşekkür ederim Mersin Bey. Size nasılsın? Hayırlı yayınlar. Teşekkür ederim. Öncelikle bize nasıl ulaştın? Nasıl tanıdın bizi? Neler yaşadın? Ne sıkıntılar çektin? Bizden şikayetin var mı? Kızlarımdan şikayetin var mı? Kafana göre anlat, biz seni dinleyelim abi. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Öncelikle zaten seni önceden tanıyordum aslında. Sosyal medyadan tanıyordum Mersin Bey. Bu yeni yasa tasarısı çıkınca ya da meclise sunulunca sen beni zaten aradın. Dedin Adem abi böyle böyle durum var dedin. Dur, nasıl yapalım? Ben dedim sana hemen benim adıma müracaat edebilirsin. Sana vekalet verdim. Ve sen de Allah razı olsun işi A'dan Z'ye kadar takip ettin. Sen ve senin elemanların, Ayben Hanım başta olmak üzere. Ve ben hiç beklemediğim süre içerisinde benim boşlanma şeyimi çıkarttınız. Boşlanmalar. Bu arada senin... Bu süre içerisinde benim... Buyurun, özür dilerim. Buyurun. Siz buyurun, devam edin. Bu süre içerisinde benim işte yurda giriş çıkışlarda bir sıkıntı vardı. 98 ay yılından itibaren gözüküyordu sınırlarda. Halbuki ben 92'de Türkiye'ye giriş çıktım, ilk girişimi yaptım. Sağolsun Ayben Hanım onu da halletti. Emniyet Müdürlüğü'ne sınır muhafaza emniyet müdürüyle falan kontrol geçti. Onu da hallettiler. Teşekkür ediyorum kendisine de. Ve benim borçlanma sürem 3 ay içerisinde çıktı. Burada arkadaşlarım var. Konsolosluğa gidip müracaat edenler ya da Türkiye'de direkt seçim kurumuna müracaat eden arkadaşlarım var. Onlar hala borçlanmayı bekliyorlar. Hala bir haber de çıkmadı. Adem Bey. Bu yönden de sana teşekkür ediyorum. Tuttuğunu koparıyorsun maşallah. Allah razı olsun. Şimdi bir de şöyle bir olay var. Çok fazla vaktiniz yok biliyorum. Şu anda stadyumun kenarında olduğunuzu da biliyorum. Almanya'da. Teşekkür çok fazla ederim. Vaktinizi tamam, almak istemiyorum ama kısaca bir şey söyleyeyim. Konsolosluktan buyurun. Ve sosyal güvenlikten o başvuruyu yapanlar 700 lira ile 1100 lira arasında aylık alacak şekilde işlem yaptı. Ama senin işlemini biz o işin formülünde yapıp 2400 lira üzerinde maaş alacak şekilde işlemini yaptık. Bu çok önemli bir ayrıntı. Yani az önce şimdi, izlediğimiz VTR'lerdeki teşekkür mesajlarında 2400 lira üzerinde maaş çeken gurbetçilerimiz gibi yaptık. Ama oradan 1 milyon talep varken konsolosluklardan, bunlardan 900 bini, Türkiye'de 1 milyon talep varken 900 bini 700 lirayla 1100 lira arasında aylık alacak şekilde işlem yaptılar. Ve onlar zannediyorlar ki siz 3600 gün borçlanıyorsunuz, 5000 gün borçlanıyorsunuz. Bizim yaptığımız şekilde başvuru yaptırdılar zannediyorlar. Aslında hepsi ilk önce Avrupa işe giriş tarihleri bu yurt dışı borçlanma formlarına yazılmadığı için 700 lirayla 1100 lira arasında aylık alacak şekilde işlemi yaptılar. Size biz 98 bin lira borçlanma çıkarttıysak onlar da 98 bin lira borçlanma ödeyecek. Ama formülünde işlem yapmadılar. Siz 2470 lira alacaksınız. Şu anki rakam üzerinden yükselmeye devam edecek. Ama onlar 1000 lirayla 700 lira arasında aylık almak alacak şekilde devam ediyorlar. Farkında değiller. Kesinlikle.
kesinlikle doğrudur Ersin Bey. Zaten bana soranlara ben söylüyorum. Bu sizin söylediğiniz şartları anlatıyorum. Diyorlar ki ya nasıl olur bize böyle böyle dediler. Ben de onlara dedim ki siz bu işi profesyonel kişilerin eline bırakmanız gerekiyordu. Hatta diyorlar ki ya biz evlatlarımızı alıp Ersin Bey'e götürsek olur mu? Ben de dedim yasak tasarısı çıktı bu saatten sonra. O iş anda Ersin Bey çözer. Nasıl yapar bilmiyorum. Fakat dedim o iş Ersin Bey işi ve benim borçlamamı dedim harika yaptı. Allah ödeme şekli olsun. Zaten dedim ben ona şartlarımı söyledim. İşte şu yaştayım. Bu kadar yıldır Almanya'dayım. Söyleyin bana şunu söyledim. 98.500 lira yatırıyorsun. 2400 bir küsur lira aylık alıyorsun. Tabii hiç, o işlem formülünde yapılırsa. O işlem formülünde yapılırsa. Şimdi Adem abi senin anlattığın şekilde bakın bu kadar net söylüyorum. Sizin vasıtanızla söyleyeyim sonra sizi hattan alayım sizin işiniz var. 31 Temmuz'da kendi başına başvuru yapan ve bu işlemi yanlış yaptığını anlayan geçen hafta 1010 gurbetçimiz. Bakın 4 aylık sürede 1010 gurbetçimiz emeklilik işlemlerini düzeltelim maaşı yüksek şekle getirelim diye yüksek dediğim 2400 ile 2600 arasına getirelim diye geçen haftaki programımızda 1010'du bu hafta 1078 oldu. Yani 68 gurbetçimiz daha yaptığı hatanın farkına varıp işini bize teslim etti demek istiyorum. Yani bunlar geç kalmadı diyorsunuz. Tabii. Olan biraz tarzı, maaş almadıkları sürece düzenleme hakkına sahibiz. Maaş almadıkları sürece. Yani maaş alırlarsa yapacak hiçbir şey yok Adem abi. Buradan aynen. Senin vasıtanla gurbetçi vatandaşlarımıza bunu da anlatmış olalım. Söylemek istediğin başka bir şey var mı abi? Söylemek istediğin başka bir şey var mı? Her şey için çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Hakikaten büyük bir iş başardınız. Size hayırlı yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Herkese selamlar. Biz teşekkür ederiz. Artı orta şekerli kahvem unutmadım. Mükemmel bir kahveydi. Başımın üstünde yerim var abi. Tekrar beklerim. Teşekkür ederim. Tamam. Adem Süme'ye çok teşekkür ediyoruz. Almanya'ya selamlar. Hayırlı pazarlar diliyoruz. Evet. İşte kaliteli emeklilik. Kaliteli yaşamak. Şimdi buradan çok kısa sorular sormak istiyorum. Ekranda gördüğünüz WhatsApp numarasından sorular gelmeye başladı ama 40'a yakın soru gelmiş bakıyorum. İçlerinde normal emeklilikle ilgili, Türkiye'den emeklilikle ilgili sorular da var. Bu sorulara cevaplamayacağımı ve programımızın arkamda gördüğünüz gibi gurbetçilerin emekliliği yani yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'den emeklilikle ilgili soru ve sorunlarına cevap bulmak için hazırlayıp sunduğumuzu ve o sorulara cevap vermeyince alınmamanız gerektiğinde anlatıyorum. Programın başında da anlattım. Tabii programı sonradan izlemeye başlayan gurbetçilerimiz de bu sıkıntıyı çekiyor olabilir. Öncelikle söylüyorum programı sadece gurbetçilerin emekli ve bu arada normal aramalar da geliyor. Bu numaraları da açamıyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Sadece programımız gurbetçilerin emekli programı diyorum. Şimdi 31 Temmuz müracaatını yapanların en büyük hatalarından bir tanesi ilk başta o maaşı 700 lira yerine 1100 TL yapacak şekilde Avrupa'daki ilk işe giriş tarihlerini bu doldurdukları konsolosluktan doldurdukları formlara yazmamış olmaları. Eğer bu formlara şu köşeye 11. maddenin olduğu yere Avrupa'daki ilk işe giriş tarihin 1980 ise 1980'den başlamak kaydıyla yazılması gerekiyordu. Ama konsolosluklar veya sosyal güvenlik kurumları o karmaşada iç emirden dolayı bakın bu çok önemli. İç emirden dolayı yani bizim yaptığımız formülü bildikleri halde önlerinde açık genelge olduğu için ve genelge kelime kelime şunları işaret ediyor. Sigortalınız karşınıza geldiğinde yani konsolosluğa gittiğinde eğer Avrupa işe giriş tarihimden başlamak kaydıyla borçlanma yapmak istiyorum demediyse sen bunu 3600 gün ve 5000 günse 5000 gün yazıp bırakacaksın. Bakın genelgesi açık. Burada önlerinde bu genelge olduğu için bu şekilde borçlandırma yapıyorlar. Ve dolayısıyla onu 2400 ile 2600 arasına getirebileceğiniz işlemi size yapmadılar. Örnek veriyorum. Şimdi bir bayan Almanya'ya 1990 yılında gitti. Şimdi yıl ne? 2019. 2019'daki tarihten geri çekerek borçlanmanızı işliyorlar. Buraya kendi başınıza 3600 gün veya 5000 gün yazdığında. Ama sen o konsolosluğa gittiğinde
Eğer benim Avrupa işe giriş tarihim 1990'dan başlamak kaydıyla söylemek değil, yazmak senin maaşını 1100 liraya çıkartıp ondan sonraki yasalara takılmadan işleminin yürümesine, maaşının yüksek olmasına öncülük yapıyor. Tekrar tekrar anlatıyorum. Niye anlatıyorum? Şu anda 1078. Bakın WhatsApp'taki 40 sorun içinde siz VTR'yi izlerken baktım. En az 10 tanesi de borçlanmasını atmış. Niye borçlanmasını attırdım ben o gurbetçilere programın başında? Göreyim, o hatayı söyleyebileyim diye. Çünkü biliyoruz. Çünkü ilk değil, son oldu. Daha bundan sonra da eğer sistem değiştiği için bir daha düzeltme ihtimaliniz kalmayacak. Lütfen sağlıklı ellerde bizi arayın. Eğer borçlanman eline geldiyse bile, yatırdıysan bile bize ulaşma şansın var. Gerçek emeklilik, yüksek maaş. Tabii yüksek maaş derken 2470 lira Türkiye statüsünde yüksek maaş. Türkiye'deki vatandaşlarımız 700 lirayla 1000 lira arasında maaş aldığını düşünürsek bizim için yüksek maaş 2470 lira. Evet, Almanya'daki paraya göre, Avrupa'daki paraya göre, Euro'ya göre düşük olabilir. Ama Türkiye şartlarında 2450 lira emekli maaşı, 70 lira emekli maaşı bir insanı ayakta rahat rahat tutar emekli olduğunda. Buna emin olabilirsiniz. Türkiye'deki normal vatandaşlarımız 1000 lira maaş alır. Lütfen ve lütfen 31 Temmuz'da müracaatını yaptıysanız, bakın bu sadece 31 Temmuz'a has bir yasa değil. Tam 2004 yılından bu yana yurt dışı borçlanma yapan herkes bu sıkıntıyı çekiyor. Farkında değiller. Onlar zannediyor ki 3600 günü yatırdım bitti. Evet, ama şimdi 50 yıllık bir hizmet cetveli veriyorsun devlet kurumuna. Ama o 50 yıl içinde o yılları seçmiyorsun. Seçmemen de markete girip evden sana yağ istemişlerken marketin başında oradaki elemana bana sana yağ ver. Markasını seçmemekle, kaliteli markayı seçmemekle aynı şeydir. Hangi yağın ne olduğunu bizler çok çok iyi biliyoruz. Sizler sadece onu yağ olarak biliyorsunuz. Bunu niye anlatıyorum? Söylediğimi ev hanımları Avrupa'da çok net anlayabileceği için. Bizler o yağın hangisinin en kaliteli olduğunu, hangisinin daha çabuk bozulmadığını bildiğimiz için bayanlar bunu bu daha net şekilde anlamaları için bu emsali örneği verdim. Sizler o yağın hangi yağ olduğunu bilmiyorsunuz. Bana yağ ver. Olur mu öyle bir şey? Yağın parası aynı. Aynı parayı ödeyeceksin. Niye kaliteli yağ almıyorsun? Adem Süme örnek veriyorum. Yaşar Orhan, az önce yayınladığımız Fransa Hilmi Mirza yağın kalitelisini aldı. O da aynı parayı ödedi. Sen niye kalitelisini almıyorsun? Bana yağ ver. Olur mu? Bana kaliteli yağ ver diye bilmen lazımdı. Bu emsal verdim. Gurbetçilerimiz daha net anlasın diye. Şimdi ne yapalım? 31 Temmuz müracaatını kaçıranlar, ona geçelim. Ondan sonra bir VTR daha yayınlayalım. Hatta şöyle yapalım. Bir VTR daha yayınlayalım. Ondan sonra 31 Temmuz başvurusunu kaçıranlara geçelim. Almanya'dan Murat Ay. Bakın bu çok önemli. Demin de anlattım. 31 Temmuz'da beyefendi konsolosluktan veya sosyal güvenlikten başvurusunu kendi yapmış. Sanırım sosyal güvenlikten. Hatta 4-5 akrabasıyla beraber işini teslim ettiler. Sosyal medyada takipçimiz Murat Bey ondan sonra yaptığı hatayı anlayıp emeklilik işlemlerini firmamıza teslim etti. Kızlarımız da borçlanmasını bizim istediğimiz şekilde düzenledi. Bakın bu ayrıntıyı iyi seçin. Bizim istediğimiz şekilde borçlanmayı düzenleyip beyefendi vekaletini verdi. Borçlanmasını çıkarttık. O da 2000 lira üzerinde maaş alacak hale geldi. 700 lirayla 2000 lira üzerindeki maaşla net 1400 TL, 2470 lira maaşla 1770 TL fark var. 1770 TL 20 yıl maaş aldığınızda, bakın 20 yıl maaş aldığınızda net kaybınız 450-500 bin TL. Her 6 aydaki farkıyla maaşların yükselmesiyle bu para 500 bin TL, 600 bin TL, 100 bin Euro. Ve bu saatten sonra Almanya'yı, Hollanda'yı, Fransa'yı biner Euro maaşınız olsa 20 yılda o parayı bir arada göremezsiniz. Öyle bir tık Avrupa'dan bahsediyoruz. Biz içinizdeyiz. Biliyorsunuz ne anlattığımızı, neler gösterdiğimizi.
doğruları anlattığımızı, gerçek emeklilikte sizin çıkarınıza konuşmalar yaptığımızı çok çok iyi biliyorsunuz. Murat Ay'ı da izleyin, ondan sonra buradayız. Merhabalar, ben Sosyal Güvenlik Uzmanı Ersin Konar. Çalışmaya devam ediyoruz. 31 Temmuz'da kendi müracaatını yapan ve işlemleri yanlış yürüten gurbetçilerimizin işlerini teslim etmeye devam ediyor. Bakın burada çok önemli bir konudan bahsediyoruz. Şimdi Almanya'dan Murat Ay bizim programlarımızı izleyip emeklilik işlemini bize teslim etti ama bakın 2000'de bakın memurların hatalarından bir tanesini düzeltmiş durumdayız. Bunu anlatıyorum. 2000'de beyefendinin Almanya'da sigortası girişi varken beyefendi 9000 günle emekli olacakken 5000 küsür günlük talepte bulundurmuş. Neresi? Elazığ Sosyal Güvenlik Kurumu. Ve ben alelacele dosyaya yetişip onu 5000 küsürden 3600'e düşürdüm. Nasıl düşürdüm? Askerlikte yaşını geri çektirin. Şimdi Murat Bey'i arayalım. Yani beyefendi normalde ödemesi gereken rakam 154 bin liraydı. Ve 154 bin lirayı ödese dahi 2000'de sigortası olduğu için beyefendi 9000 güne tamamlamak zorundaydı. Şimdi biz Murat Bey'e arıyoruz ve işlemini bitirdiğimizi kızlar zaten söylemiş ama biz de teyit edelim. Alo. Murat Bey merhabalar. Merhaba Ersin Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bir yandan da programlar için çekim yapıyorum Murat Bey. Murat Bey evet. Ben durumunuzu anlatacağım. Ondan sonra siz kafanıza ne geçiyorsa onu söyleyeceksiniz. Şimdi Murat Bey 31 Temmuz'da kendi müracaatını kendi yapmıştı. Öncelikle doğru mu? Evet. Ve Murat Bey'in 2000'de Almanya'da sigortası varken 9000 gün borçlanması gerekirken beyefendiye 5525 gün borçlandırma yapmışlardı. Biz şimdi Murat Bey dedi ki Murat Bey yeni yasa çıktı. Zaten sizin yeni yasa üzerinden de eski yasa üzerinden de 9000 günden aşağı ödeme hakkınız yok. Gelin ben bu borçlanmayı düzenleyeyim. Askerlik borçlanması ekleyeyim. 2000'deki girişini 99'un altına düşürelim. Ödeyeceğim parayı toplamda 99.000 liraya düşürelim. Maaşı da 2000 lira üzerine çıkartalım. Gene 60'ı bekle. 9000 gün yerine 3600 günle emekli ol dedik. Doğru mu Murat Bey? Evet. Peki şu anda borçlanmalarımız elimizde. Ödeyeceğimiz meblağı söylüyorum şu an. 3060 gün 84.000 TL SSK üzerinden yurt dışı borçlanmasını ödeyeceğiz. 540 gün askerlikle beraber yaklaşık 14.700 lira Ayben Hanım anlatmış. Toplamda 99.000 lirayla yine 60 yaşınızı garantiliyoruz. Bu şekilde de 4.000 gün aşağı ödemiş oluyorsunuz. 4.000 günde şu anki rakamla 100.000 lira civarı bir rakam. Peki kızlarımızdan memnun musunuz Murat Bey? Evet. Ne zaman yani bir sorumuz kafamıza takılan bir soru olduğu zaman Ayben Hanım Murat yani teşekkür ederim şimdiden. Yani anında olmasa bile yani hemen hızlı bir şekilde dönüyordu bir de. Peki yani bir sorun yok yani. Bir ay içinde ederim. Bir ay içinde kızlar işlemlerini bitirdi değil mi? Aşağı yukarı. Evet. Peki Murat Bey, gurbetçi vatandaşlarımızla yurt dışında yaşayan bir vatandaşımız olarak sosyal güvenlikle ilgili veya Türkiye'deki işlerinizle ilgili mutlaka tek başına yürünmeyeceğini net bir şekilde anlamış olduk değil mi? Evet. Yazık. Ben kendim başvurdum. İlk başta yani bir sordum yani sigortaya. Baktım yani olmuyor yani. Onun için işte sizi yani internet üzerinden, YouTube üzerinden, kanallar üzerinden sizi takip ettim. Yani ondan dolayı iyi ki de size vermişim yani. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun yani. Hem sizden hem Ayben Hanım'dan ekip olarak yani Allah razı olsun hepimize de. Sanırım birkaç akrabanız daha aynı şekilde bizde işi değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. O zaman şöyle diyelim, darısı onların da başına. Doğru mu? Amin. Evet, amin inşallah. Buradan ismini söyler misiniz? Sizi bize yönlendiren, işini teslim eden bir arkadaşımızın ismi neydi onun? Erkan Karadağ. Erkan Karadağ. Erkan Bey sıra sizde inşallah. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Gözünüz aydın. Buradan gurbetçi vatandaşlarımıza söylemek istediğiniz son sözleriniz nelerdir? Eyvallah. Eğitim uzmanı yani güvenilecek kişi yani. Çok teşekkür Murat ederiz abi. Çok teşekkür ederiz Murat abi. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah pazar günü programda da izlersin. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet. Teşekkürler. Allah razı olsun. İyi günler. Evet. Murat Ay. 31 Temmuz'da kendi müracaatını yapmıştı. Yaptığı borçlanmayla bakın Elazığ Sosyal Güvenlik beyefendiye
borçlanma talebinde bulundururken emekli olamayacağı gün sayısı kadar borçlandırma yapmıştı. 2000'den sonra Avrupa'da işe giren gurbetçilerimiz 9000 gün erkekler borçlanmak zorunda ama beyefendiye sanki SSK'dan emekli olacak gibi 5000 küsür gün borçlandırma yapmışlar. Biz onu 3600 güne düşürüyoruz o borçlanma içinden ve beyefendi 4000 gün aşağı yukarı 4000 gün olur mu? Hemen bakıyorum 3600 eksi 9000 gün 5400 gün yani 150 bin lira aşağı ödemiş oluyor. Peki eğer Murat Bey bize ulaşmasaydı, işini teslim etmeseydi, o 5000 gün çıktığında ödeme yapsaydı emekli olabilecek miydi? Hayır, 31 Temmuz'da yasa değişti. Ondan sonra 4000 gün daha borçlanması gerekecekti. Maalesef gurbetçi vatandaşlarımıza lütfen işini ehli firmalarla yürüyün. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, Murat Ay'a da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Murat Ay darısı, diğer akrabaları da işten bizde. Onlara da inşallah onların başına darısı diyorum. Arkadaşlar, çok şeffaf bir şekilde, rahat bir şekilde konuşabilen bir adam olduğumu zaten çok çok iyi bilirsiniz. Şimdi rezimiz bir yandan telefonların kilitlendiğini söylüyor kulağıma. Çok net duyuyorum. Programımızın Gurbetçilerin Emekliliği adlı program olduğumuzu söylüyoruz. Ve yıllardır bu şekilde emeklilik işlemi yaptığımızı söylüyoruz. Hatta bazı programlarımda diyorum ki açık açık, şu anda sistemler olduğu için bakın yaklaşık 40'a yakın soru gelmiş. 10 tane de normal emeklilikle ilgili sorular, bu kadar açıklamaya rağmen. Belki dinlemiyorlar, belki duymuyorlar, belki vatandaşlarımızın işine gelmiyor. Normal Türkiye'deki emeklilikle ilgili. Şimdi sistem etmişler birkaç tanesi de, ben bir tanesine özellikle dedim ki WhatsApp'tan şeyden mesaj atmış. İzle dedim, cevabını ekranda vereceğim. Şimdi demiş ki açık konuşuyorum. Bakın bu kadar şeffaf bir şekilde ben yanlışa yanlış, doğruya doğruyu diyebilen bir adamım. Az çok beni tanıyan bilir. Şimdi arkadaşım demiş ki niye gurbetçilerin sorularına cevaplıyorsunuz? Bizlerinkini cevaplamıyorsunuz. Açık ve net söylüyorum. Rant meselesi değil mi demiş. Bakın bu kadar net, açık ve şeffaf. Ben bunu söylemeden de programı yürütürüm. Hiçbir sıkıntı yok. Ama sadece senin o tezini çürütmek için söyleyeceğim. Güzel kardeşim, Türkiye'deki insanların geriye dönük borçlanma hakkı var mı? Ben de dahil. Yok. 3600 günü bulmak zorundasın. 5000 günü bulmak zorundasın. Bak tekrar söylüyorum. Bunu bütün Türkiye'deki sosyal güvenlik uzmanlarından hizmet almak isteyen normal vatandaşlarımız için söylüyorum. Niye ben sana yardımcı olmuyorum biliyor musun? Açık söylüyorum. Bana para ödeyebileceğim bir hizmetin olmadığından dolayı değil, sana yardımcı olabilecek hiçbir şeyim olmadığı için. Ben art niyetli bir adam olayım, sana derim ki kardeşim, ücretsiz danışmanlık değil, ücretli danışmanlık derim. Avrupa'daki gurbetçilerimize emeklilik işlemleri teslim ettiğin gibi. Sen Türkiye'de borçlanma hakkın yok. Girişin belli, çıkışın belli. Sosyal güvenliğe bir yazı yazdığında şu yaşta emekli olacağına dair yazı çıkartacaklar. Ve ben sana hiçbir hizmet sağlayamayacağım, yardımcı olamayacağım. Ve ben senden veya benim sektörümdekiler senden para talep edecek bu iş için. Şimdi ben sana soruyorum. Ben sana yardımcı olamam dediğimde kötülük mü yapmış oluyorum, iyilik mi yapmış oluyorum? Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben sana iyilik yapmış oluyorum. Cebindeki 3 kuruşa el atmamış oluyorum. Eğer beni anlayabiliyorsan. Gurbetçi mi? Evet, gurbetçiye faydan var. Ama sana hiçbir faydam olmaz. Hiçbir sosyal güvenlik uzmanının da sana faydası olmaz. Sen de benim gibisin. 3600 günle yaşını beklemek zorundasın. Paranı yat, ay ay çalışıp ödemek zorundasın. Geriye dönük bir borçlanma hakkın yok. Maaşını yükseltme ihtimalim yok. Bana neyin ödemesini yapacaksın? Veya bir sosyal güvenlik uzmanına. Veya ben niye talepte bulunayım? Bakın bu kadar şeffafım. Bu sadece senin tezini çürütmek içindi. Yani senin gibi vatandaşlarımızdan sosyal güvenlik uzmanları işlerine faydası olmadığı halde para talep ediyorlar. Ben etmiyorum, hata mı ediyorum? Bence doğru olanı yapıyorum. Biz çizgimizi bozmadık. Lütfen iyi niyetimi de suistimal etme güzel kardeşim. Bu bir iyi niyet göstergesidir. Bak ben burada bu açıklamayı yapmadan da programı devam ettirdim. Kalırdı yazım WhatsApp'ta ya da mesajda. Ama sana özellikle mesaj attım. Şu an izlediğine de eminim. İzledim, ekrana cevabını vereceğim. Bu da gurbetçilerimize insanların cebindeki paraya el atmadığımızın en güzel örneği olsun.
emsal olsun diyorum. Lütfen normal sorularla ilgili soruları cevaplamayacağım. Yıllarda da cevaplamıyorum. Alınmayın, darılmayın. Aklınıza da bir şey gelmesin. Ama bu gurbetçiye, 27 çeşit şekilde borçlanma yaptırabiliyoruz. 27. Aynı parayı ödüyor ama 27 değişik şekilde maaş alıyor. Ve adamın Türkiye'ye gelme şansı da yok. İzin de alamıyor. Onlara faydamız var. Sana faydam olmuyor güzel kardeşim. İnşallah iyi niyetimi anlamışsınızdır. Lütfen Türkiye'den normal emeklilikle ilgili soruları cevaplamıyorum. Bize kızmayın, darılmayın, alınmayın. Ben size alınmıyorum, gönül de koymuyorum güzel kardeşim. Aramalar geliyor, açamıyorum. Programı sadece yurt dışındaki gurbetçilerin emekliliği programı. Evet, Murat Ay'a da hayırlı uğurlu olsun. Tekrar söylüyorum, art niyetli olayım. Senin işine de bilgi veririm. Ödemeni yaparsın, işini yaparım kardeşim. Ama yapmıyorum, yapmadım. Size faydam olmayacağı bir ödeme için cebinize el atmadım kardeşim. Bu kadar saygılı bir insana bu yani bu konuşmaları karşınızda yakıştıramadım. Kınıyorum sizi. İnşallah iyi niyetimi herkes anlamıştır. Evet, son 3 dakikamız. Bir VTR'miz daha var ama sanırım yayınlayamayacağız. Almanya'dan İmdat Çoban, borçlanmanız hazır. Şimdi 31 Temmuz müracaatını kendi yapanlar, Murat Ay gibi yanlış yapıp da düzeltmesini istiyorsanız veya 1078, benim kendi firmam için söylüyorum, ben başkasını bilmiyorum kaç tane iş alır, kaç tane iş almıştır, beni de bağlamıyor ama doğru ellerde düzeltilmesi için işten beriz. Bu saatten sonra kendiniz yürütmeyin kardeşim, yürütemezsiniz zaten, bu kadar net söylüyorum. Eğer bu güzergahta gidersen, yaptığın işlem üzerinden devam edersen, bu işin sonunda Türkiye'ye döndüğünde açık söylüyorum aç kalırsın. Evinin kirasını ödeyemezsin 700 lirayla 1000 lirayla. Bu kadar net söylüyorum. Ama işlemini bizim yaptığımız veya bizim düzenleme yaptığımız gurbetçilerimiz işin başında ben söyleyebiliyorum. Diyorum ki kardeşim 2000 lira maaş alacağın şekle çevirebilirim, düzenleyebilirim. Ya da 2450 lira dediğimde kalem kalem çıkar. Bizi zaten dinleyenler, bizi tanıyanlar çok çok iyi bilir. Emeklerimiz çok çok iyi bilir. Bir yandan da bu otomatik bilgi paylaşımı ile ilgili bir konuşma yapacağım. Yaklaşık 2 dakikamız var. Bu otomatik bilgi paylaşımı ile ilgili çok sözler söyleniyor ama gerçekten benim size tavsiyem mal varlıklarınızın gizlemenizi tavsiye ediyorum ama lütfen saçma sapan olur olmayacak şekilde değil. Doğru gizlemelerle, size faydası olacak gizlemelerle. Ucuz etin yahnisi yenmez. Bunun üstüne de laf söylemek istemiyorum. Doğru şeyin peşine düşün. Çünkü eğer doğru işlem yapmazsanız ileride bu sıkıntıyı siz çekeceksiniz demek istiyorum. Otomatik bilgi paylaşımı ile ilgili bize ulaşın. Bu arada bu maaşları 1000 TL bağlanan gurbetçilerimiz çok önemli. Maaşları 31 Temmuz'dan sonra çıkan 15 Ağustos'taki yasayla 2019'a 16 nolu genelgeyle, bakın bu 1000 lira bağlananların yaklaşık 4 yasa üzerinden geçti. 2470 liralık işlem yapıp yapmadıklarını da bilmiyoruz. Herkesin durumu farklı. Ben gördüklerimi bilirim, değerlendirdiklerimi bilirim, şu formlara baktıklarımı bilirim. Eğer formülünde yapıldıysa 2400 liraya yükselir. Eğer formülünde o başvuruyu yapmadıysan, yani konsolosluk aracılığıyla veya sosyal güvenlik kurumuna gidip onların yaptığı şekilde 3600 gün ve 5000 gün borçlandıysan o maaşı 2470 lira olarak düşünmeyeceksin. Profesyonel ellerde yapıldıysa o maaş o rakama gelir. Onun için 1000 TL maaşı bağlanan yaklaşık 3 ay boyunca 1000 TL yaklaşık 20 bine yakın gurbetçi vatandaşımıza bağlandı. Bunlar maaşlarını yeni düzeltmeyle bize dönerlerse formülünde düzeltip müdahale edip 2000 lira üzerine çıkartabiliriz. Bunu da net söylüyorum. Lütfen bununla ilgili bize ulaşın. Ekranda gördüğünüz numaralardan ulaşabilirsiniz. Ben sosyal güvenlik uzmanı Ersin Konar. Programın sonuna geldik bu haftada. Sizin bize işinizi teslim etmeseniz de yabancı ellerde zarara uğramamanız için her türlü açıklamayı yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Ben Ersin Konar. Hepinize hayırlı pazarlar.